Evet efendim, şimdi yerimize Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tonguç Erbaş'la devam ediyoruz. Hoş geldiniz Tonguç Bey. Merhabalar, iyi yayınlar, hoş bulduk. Teşekkürler efendim. Borsa İstanbul'da son duruma bakarak başlayalım isterseniz. 1403'te bir düşüş, küçük bir de düşüşlük hakim. Son durum nasıl? Yani bu hafta biliyorsunuz bizde bir 23 Nisan nedeniyle kısa bir hafta olacak. Yani Borsa İstanbul konuşuyorsak bir 4 günlük Türk piyasaları için daha kısa bir haftadan bahsedebiliriz. Bir ikincisi de bugün de dahil olmak üzere çarşamba gününü de içine katarak söyleyebiliriz. 3 günlük yurt dışı piyasalarda da böyle çok yüksek beklenti yaratabilecek bir veri akışı bulunmuyor. Dolayısıyla aslında yurt dışında zaman zaman bazı piyasalarda hala yeni zirveler görülüyor. Bir stres de gözükmüyor şu an için borsalarda. Ama Borsa İstanbul tarafında bu halka arzların yoğunluğu, özellikle veri akışının sakin olması, bir nebze haftaya da yatay bir başlangıç yapmamızdan dolayı aslında biraz bekle gör, işte para girişinin sınırlı kaldığı, bir nebze 1400 seviyelerinin etrafında fiyatlanan bir Borsa İstanbul'da herhalde birkaç gün geçireceğimizi düşünüyorum. Özellikle yani 1400 aşağı kırılmazsa belki zaman zaman 1430'lara doğru bir yükseliş olabilir. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın bir kararı var. O belki yurt dışı piyasalarda etkili olabilir. Onun haricinde işte yurt dışındaki Merkez Bankası başkanlarının veya üyelerinin söylemleri ya da görüşleri yine önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ama bunların bizim piyasamıza etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Dolayısıyla şimdilik bir nebze yeni haber akışını, veri akışını bekleyen, herhalde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayılarına biraz daha odaklanmış bir Borsa İstanbul var diyebiliriz. Peki efendim, özellikle dolar TL konumunda bakarsak yeni açıklamalar, yeni gündemler de var. Özellikle bu yeni Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kavcıoğlu ve Erivan'ın yaptığı açıklamalarla beraber dolar TL kurunda nasıl bir hava hakim? Şimdi geçen hafta Merkez Bankası bir politika değişikliğine gitmedi. İşte metin içindeki çıkarılan, devam eden kısımla ilgili bazı tartışmalar oldu ama Borsa İstanbul için söylediklerimizi aslında kur için de söyleyebiliriz. Çünkü burada piyasadan bir nebze yabancı çıkışı olduğunu son 2-3 haftada gördük. Ama hem kurda hem de Borsa İstanbul'da şu an, yani geçen hafta açıklanan yine Perşembe günkü Merkez Bankası istatistiklerinde bunun da yataylaştığını veya normalleştiğini görüyoruz. O açıdan kur tarafında da sanki Merkez Bankası kararı sonrasında da böyle 8-8-10 arası diyelim. Belki o gün özelinde 8-8-15 arasında hareket oldu ama orada da bir yataylaşma var. Bir, ikincisi yurt dışında dolar endeksi 91-50 seviyesine kadar neredeyse 2 puana yakın bir geri çekilme yaşadı. Amerikan tabii faizleriyle birlikte de bir geri çekilme var. Aslında bu da Türk lirasını bir nebze destekliyor gibi gözüküyor son dönemde. O açıdan kur tarafında şöyle bir algı var. 8 seviyesi sanki bizim psikolojik bir risk algısı modundaki o değişime göre aşağısının daha güvenli, yukarısının hala böyle bir stres altında olduğumuz bir alan gibi gözüktüğü bir seviye. Ama bunu Merkez Bankası toplantısı sonrasında da aslında iki kez, yani öncesi gününde de iki kez test ettiğimiz bir seviye burası. Psikolojik destek bölgesi gibi gözüküyor. Burası aşağı kırılmazsa bir nebze 8-8-10 arasındaki hareketler devam edebilir. Ama Türkiye'nin CDS'leri bu sabah baktığımda 400 seviyesine gerilemişti. Yani o işte 500'lere yakın seviyelerden tekrar bir aşağı doğru kalıcı, yani yurt dışı pazar için konuşursak burada da bir kalıcı iyimserlik geliyor gibi gözüküyor. Belki bir yataylaşma diyebiliriz burada da. O açıdan kurda da o stresin giderek azaldığı, işte mümkün olduğu kadar yurt dışı beraber iyimser kötümser haberleri fiyatladığı bir dönemden geçiyoruz. O açıdan orada da herhalde 8'i bir pivot nokta olabilir, bir psikolojik nokta olarak görmemiz gerekiyor. Buranın aşağı kırılmaması bir nebze kur hareketini zaman zaman yukarı doğru ataklarla kendini hissettirebilir. Ama benim gördüğüm herhalde böyle giderse, yani yavaş yavaş içeride de bir güven algısı tekrardan oluşursa 8'in altına doğru da bir geri çekilme olabilir. Burada kısaca ben hala şu 3 Mayıs'taki Halkbank davası öncesinde
Amerika'dan gelebilecek olası iyimser ya da kötümser haberlerin de etkili olabileceği bir kur seviyesi görüşüm var. Dolayısıyla bu haber akışında önümüzdeki işte bir 10-15 gün için yakından takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Peki efendim, altının gidişatına da bir bakalım. Yatırımcıların gözü kulağı altında, özellikle kenara ayıranlar var. Sizin önerileriniz kapsamında artık onu belli bir kasaya kilitleyip bu sene biraz biriksin, gelecek yıl ona bakarız deyip bozmayanlar da var. Altın yatırımcılarına neler söylemek istersiniz? Şimdi kur tarafını biraz önce değerlendirdik. Yani 8'li seviyeler civarında fiyatlamanın bir süre daha devam edebileceğini söyleyebiliriz. Yani biraz altında, biraz üstünde, yani gram altın yatırımcıları için özellikle. Ons altında da aslında uzun zamandır geçilmeyen ve geçen sene Temmuz ayında o zirve seviyeler, 2000 dolarların üstündeki zirve seviyelerden aşağı doğru gelen 1770 dolar seviyeleri var. Buranın bu hafta içerisinde Amerikan faizlerinin özellikle 10 yıllıklarda 1.50'ye kadar gerilemesiyle geçildiğini gördük. Ama böyle kalıcı bir yükseliş inmesi de sanki orada olmuyor gibi. Dolayısıyla gram altın yatırımcıları, yani ons'ta 1770 dolar önemli bir seviye. Burası aşağı doğru kırıldığında bir 20-25 dolar aşağı gidebiliriz. Üstünde kalıyorsa da, ki zayıf veri akışının olduğunu birkaç gün için söylemiştik. Burada 1793 seviyesi, 200 günlük ortalaması. Oraya kadar da ons altında yükselişler olabilir. Bunun yakından takip edilmesi lazım. Gram altın için ise kurda sakin, ons'ta işte bu belirttiğimiz seviyelerin takip edildiği bir dönemde 465 TL sanki kısa vadeli bir direnç olabilecek nokta gibi duruyor. Eğer 465 TL bu bahsettiğim biraz önceki kur ve ons altın fiyatlamasında yukarı hareketin devamı neticelenir ve biraz daha yatay aşağı doğru bir hareket görürsek, buralar geçilmeden tekrardan 450 TL seviyelerine doğru bir geri çekilme görebiliriz. Özellikle kur hareketi burada önemli. 8'in altında kalıyorsa ve 1770 doların altında da ons altın kalıyorsa bir şekilde bu hafta ya da önümüzdeki hafta, o zaman gram altıncıların biraz daha 450 ve altına doğru fiyatlamayı bekleyebilir. Dolayısıyla o yavaş yavaş biriktirmeyi 450 TL altında bence yapmak lazım. 465 TL ve üstünde ise biraz beklemek ve bilmiyorum, yani tabii bunu bir alım satım stratejisi gibi görürlerse 65-70 aralığında da biraz bozdurup tekrar aşağıyı beklemek daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Peki efendim, aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Evet efendim, Ahlat Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tonguç Erbaş bizimleydi. Borsa İstanbul'da dolar TL kurunda ve altının gidişatını onunla değerlendirdik. Kendisine aktardığı bilgiler için çok çok teşekkür ederim.